Canım arkadaşlarım selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız, hepiniz hoş geldiniz. Gençler, bugün yeni serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. SML, X Large ve XX Large serisinde sevgili arkadaşlarım toplamda 5 tane soru çözeceğimiz bugünkü konumuzun ismi polinomlar. Şimdi biliyorsun ÖSYM'nin polinom soruları meşhurdur. Niye meşhurdur? Çünkü genel itibarıyla öğrencilere zor gelir ki, hani ben de size katılıyor muyum? Evet, kısmen katılıyorum arkadaşlar. Sadece ama sadece polinomlardan değil, diğer kısımlardan daha zor sorular geliyor ama bu Twitter'da veya sosyal medyada, sevgili arkadaşlarım Twitter mı kaldı, X oldu değil mi? Sosyal medyada her sınavdan sonra meşhur olan bir polinom sorusu da oluyor. Şimdi ben sana burada ne yapacağım? İlk defa videoyu izleyen arkadaşlarım için 5 tane soru çözeceğim. Bu sorular düzey ayrılmış ve kolaydan zora doğru SML, X large ve XX large biçiminde kategorize edilmiş olacak arkadaşlarım. Dilerseniz fazla vaktinizi çalmayıp geçelim dersimize. Evet, ilk sorumuz arkadaşlarım small soru. Basit bir soru. Zaten konsept bu. Basit bir soru arkadaşlar. Şimdi bir bakalım sorumuza. Bir PX polinomumuz var. Polinomda bilinmeyen bazı değerler var, mesela n gibi. Bu n'in alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır diye soruluyor. Şimdi öncelikle bu bir polinom belirtiyormuş. Polinom belirtiyorsa hocam, bizim yapmamız gereken olay şu, bilmemiz gereken olay şu: madem sadece soru çözmeyelim, hafiften böyle hatırlatmalar da yapalım. Bir ifadenin polinom belirtebilmesi için değişkenlerinin katsayısı, yani katsayıları sevgili arkadaşlarım bir kere reel sayı olacak. Katsayılar reel olmak zorunda. X'lerin, yani değişkenlerin kuvvetleri de doğal sayı olmak zorunda. O halde ben burada şunu söyleyebilirim. 2 zaten burada bir reel sayı. Bu da bir reel sayı. Demek ki buradaki n de bir reel sayı olacak. Tamam, eyvallah. Bir de gençler şöyle bir şey yapacağız. Üstlerine bakacağız. N artı 2 ve 3 eksi n var bak burada. Şimdi n artı 2 madem doğal sayı olacaktı, demek ki sıfırdan büyük veya eşit olmak zorundaymış. N eksi 2'den büyük veya eşit olacaktır. Daha sonrasında bir de 3 eksi n'miz var. 3 eksi n de sıfırdan büyük veya eşit olmak zorunda. Demek ki n 3'ten küçük veya eşit olacakmış diyebiliriz. Bak, eksi 2'den büyük veya eşit, 3'ten de küçük veya eşit olabildi bu ifade. Pekala, kaç farklı tam sayı değeri vardır diye sorulmuştu bize. Burada şunu yapacağız. Eksi 2'den 3'e kadar. Eksi 2 küçük veya eşit. Yani o da küçük veya eşittir. 3'tür diyebilirim değil mi ben artık? Pekala, eksi 2'den 3'e kadar kaç tane sayı varsa o kadar tam sayı değeri varmış. 3 eksi eksi 2 artı 1 bize cevabı verir. Burası 5 yaptı. 1 daha 6 gelir. Doğru cevabımız da B seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Şimdi medium sorumuza bakalım birlikte ama. Tamam. Diyor ki Px polinomunun derecesi ile Qx polinomunun dereceleri birbirine eşit ve m'ninci dereceden polinomlarmış bunlar. Buna göre 3 tane öncül var, hangileri doğru olabilir diye soruluyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar bu m'ninci dereceden, bu da m'ninci derecedenken toplamları n'inci dereceden olmuş. Şimdi burada tabii şöyle bir durum, bir ihtimal var. M ile n'nin birbirinden farklı falan olduğunu bilmiyoruz. M ile n arasındaki durum soruluyor zaten. Yani buradaki m ile n birbirine eşit olabilir. Sonuçta 3. dereceden bir polinomla 3. dereceden bir polinomun toplamlarının 3. dereceden olması kadar doğal bir durum yoktur. O halde sevgili arkadaşlarım m ile n birbirine eşit olabilir. Yani 3. öncül bizim için doğrudur. Yani ilk gördüğümüz, akla en yatkın olan öncül bu. Ama ve lakin şöyle bir şey olabilir mi? Örnek veriyorum, Px polinomunu 3. dereceden seçmiştik ya. X küp artı 2x diye seçelim. Tamam mı? Qx polinomunu da madem 3. dereceden eksi x küp artı 3x diye seçelim. Ve ben bunları toplayayım. Bunları toplarsam eğer şunlar gider ve gittikten sonra da elimize sadece 5x kalır. Gördüğünüz üzere Px'de Qx polinomunun derecesi de 5 olmuş oldu. Şimdi o zaman derece değişebiliyormuş. Derece değişiyor ama küçülebildiğini gördük bak. 3. dereceden 1. derecedene düştü toplamları. Büyüyebilir mi? İşte orası olmaz. Yani büyüyemez arkadaşlar. Niye? Çünkü zaten dereceleri aynı iken bu derece dediğimiz şey maksimum. Yani şöyle diyeyim, maksimum demeyeyim, yanlış olur. En büyük derece, yani x'lerin kuvvetlerine bakıyorsun, en büyüğü hangisiyiz, o derece oluyor ya. Şimdi zaten en büyüğü oyken topladığım zaman daha da büyüğü gelmez. O halde MN'den küçük olamaz arkadaşlar. Ama MN'den burada da verdiğim örnekteki gibi büyük olabilir. Yani cevabımız bizim neymiş? 1 ve 3 olacakmış. O halde doğru cevabımız E şıkkında verilmiş gençler. Şimdi geçelim bakalım large sorumuza. Buradan sonrasını çok iyi dinle zaten, tamam mı? Zaten hani small ve medium'u anlamış olma ihtimalin çok çok yüksek. Buradan sonrasını çok ama çok iyi dinle benim için. Kendin için dinle, benim için dinleme. ABCD reel sayı, AX küp artı BX kare artı CX artı D, yani sol taraf 3. dereceden bir polinom. Sağ tarafa bakıyoruz, X kare eksi 1 ile PX'in çarpımı. Yani ben artık buradan şunu anlayabilirim değil mi? Bak, burası 2. dereceden, burası 3. dereceden. Demek ki Px 1. derecedenmiş. Tamam, bunu anlayabiliyoruz. Ama ondan ziyade bizden istediği şey farklı sanırım. Çünkü öncüllere bakıyorsun. A eşittir eksi C, B eşittir eksi D ve B eşittir C. Eşitliklerinden hangileri daima doğrudur diye soruluyor. Şimdi polinom konu başlığının altında çok kolay işlenebilir bu soru tipleri. Yalnız işin özüne baktığın takdirde bu bir polinom sorusu bile değil. Göreceksin. Şimdi hocam şunu yapmamız gerekiyor. Bu tarafta x kare eksi 1 var. Bu x kare eksi 1 demek x eksi 1 ile x artı 1'in çarpımı demektir, biliyorsun. Yani ben sağ tarafta x gördüğüm yere eğer 1 yazarsam sağ taraf komple 0 olacağı için sol tarafta buna eşit olan bir ifade olduğundan sol tarafında 0 olması şart. Yani ben sol tarafta ax küp artı bx kare artı cx artı d'de x gördüğüm yere 1 yazacağım ve sonucu 0'a eşitlemem gerekiyor. Hadi yapalım. 1 yazarsam A artı B artı C artı D gelecektir ve bu ifade 0'ın ta kendisiymiş. Bu cepte. Bir de gençler tabii ki doğal olarak x artı 1'in kökü olan x eşittir eksi 1'i bu sefer ben sol tarafta da yerine yazarsam, sağ tarafta da yerine yazarsam 0'ı vermek zorunda. O halde sol tarafta bu sefer x gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. Eksi 1'in küpü eksi 1 olduğu için burası bu sefer eksi a gelecektir ama eksi 1'in karesi 1 olduğundan burası yine artı b gelecektir. Burada bir eksi c'miz oluşur. Bir de yan tarafta artı d'miz var. Bu da 0'a eşit olur dedik. Şimdi ben burada bunları taraf tarafa toplayabilirim. Taraf tarafa topladığım takdirde a'lar ve c'ler gider. 2b artı 2d'nin 0'a eşit olduğunu, buradan b ile d'nin toplamının da 0 olması gerektiğini anlayabilirim. B artı d eğer 0'a eşitse b tabii ki de d'yi karşıya atarak b'nin eksi d'ye eşitliğini bulabilirim. Daima doğrudur diye sorulmuştu. Ben zaten direkt nokta atışı istediğim şeyi buldum. B eşittir eksi d'yi buldum. Yani ikinci öncül %100 doğru. Hatta burada şık bile eleyebilirsiniz. Tamam. Pekala. A ile C hakkında nasıl bir yorum yapabilirim? Bu sefer de şöyle diyelim. Ben üsttekinden alttakini toplamayayım da bak bu sefer çıkarayım. Çıkarırsam eğer bundan bunu çıkardım, 2a geldi. B'den B'yi çıkardım, gittiler. C'den eksi C'yi çıkardım. Bu sefer 2C geldi. Ve D'den D'yi çıkardım, 0. Burası da ne geldi? 0'dan 0'ı çıkardım, 0 geldi. 2A artı 2C 0 ise A artı C tabii ki 0'dır. Ve buradan C'yi karşıya atarak A'nın eksi C'ye eşit olması gerektiğini de anlayabilirim. Yani benim birinci öncülümü de direkt elde ettiğime göre daima doğrudur diyebilirim. 1 ve 2 daima doğruymuş. Demek ki D şıkkı da gitti. 1 yok içerisinde. Şimdi belirleyici olan şey 3. öncül. 3. öncüle beraber bakacağız. B ile C eşit mi? Şimdi ben burada B ile C'nin eşitliği hakkında hiçbir yorum yapamam. Çünkü şuradaki eşitlikleri kullanarak elde edebileceğim maksimum şeyi buldum zaten. Bir tanesi B artı D'nin 0 olduğu, öteki de A'nın eksi C'ye eşit olduğu, yani ya da B'nin eksi D'ye eşit olduğunu buldum. A ile C, B ile D hakkında yorum yapabilirim beraber ama B ile C'yi kıyaslayamam. Dolayısıyla 3. öncülüme daima doğrudur diyemem. Cevabım 1 ve 2 olacakmış. Doğru cevap B şıkkıydı diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Ve artık yavaş yavaş X large sorumuza doğru geçelim. Bakalım X large sorumuzda ne diyor? 2. dereceden gerçel katsayılı Px polinomunun baş katsayısı kaçmış arkadaşlarım? 1. Px polinomunun x artı 2 ve x ile bölümünden kalanlar birbirine eşittir. Şimdi x artı 2 ile bölümünden kalanı elde etmek için ben x gördüğüm yere eksi 2 yazarım. X ile bölümünden kalanı bulmak için de x gördüğüm yere tabii ki de 0 yazarım. Yani bu ne demek oluyor? P eksi 2 ve P0 birbirine eşittir demek oluyor. Şimdi P eksi 2 ile P0'ın birbirine eşitliklerini elde ettik gençler. Tamam, bu cebimizde dursun, işimize yarayacak belli ki. Px polinomunun x eksi 2 ile bölümünden kalan Px polinomunun sabit teriminin 2 katı. Şimdi dur bir dakika. X eksi 2 ile bölümünden kalan elde etmek için x gördüğüm yere 2 yazarım. Nerede? Px polinomunda. O halde P2 P2. Aynı Px polinomunun sabit terimi. Şimdi sabit terim neydi? X gördüğümüz yere 0 yazıyorduk. Nerede? Px'de. Yani P0'ın sevgili arkadaşlarım kaç katıymış? 2 katıymış. Yani P2 eşittir 2 çarpı P0'mış. Px polinomunun katsayılar toplamı soruluyor. Yani bu da ne demek? Katsayılar toplamı sorulduğu zaman x görülen yere 1 yazılır. Bizden de P1 isteniyor demek. Güzel. Şimdi elimizdeki bilgiler gayet fazla. Yalnız bunları ustaca kullanmamız gerekiyor. Yoksa yamuluruz. Şimdi ikinci dereceden olduğunu biliyoruz ve baş katsayısının da 1 olması gerektiğini tabii ki de biliyoruz. P-2 ile P0'ın eşitliğini biliyoruz. P2'nin de P0'ın 2 katı olduğunu biliyoruz. Pekala, o zaman ben Px polinomunu oluşturmaya başlayayım. Px polinomumuz bizim baş katsayısı 1 olduğu için direkt x kare ile başlayacağım. İkinci dereceden olduğundan artı ax artı b dedim. Şimdi a ile b'yi elde edebilir miyiz? Bir deneyelim bakalım. P-2 ile P0 birbirine eşitti. P0 dediğim şey zaten b'dir. Bu cepte. Daha sonrasında P-2'yi de elde edecek olursam eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2a artı b yapar. Bu da P0'a yani b'ye eşitti. B'ler giderse burada 4 eksi 2a'nın 0 olması gerekiyor. A'nın ise burada 2 olması gerektiğini elde edebilirim. Peki b'yi nasıl bulacağım? Şimdi ben a'yı buldum ya, bak yazalım yerine. Px eşittir x kare. Daha sonrasında artı 2x artı b dedim. P0'ın b'ye eşit olduğunu biliyordum. Yani şurası 2b'dir artık. P2'de neymiş? 2b'ymiş hocam. O halde gel P2'yi de bulalım. P2 ne olur? 2'nin karesinden 4 artı 2 kere 2 4 artı b yapar ve bu da 2b'ye eşitmiş. B'yi karşıya zıplatırsam 8 eşittir b olacağını da bulurum. Yani ben burada a'yı buldum. Şimdi b'yi de buldum gördüğünüz üzere. Artık polinom elime geçti benim. Polinomum neymiş benim? X kare artı 2x artı 8'miş. Bizden istenen neydi? P1 isteniyordu. O halde 1'i yerine yazacağım artık. 1 artı 2 artı 8 bana 11'in ta kendisini verir. Yani cevabımız E seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Ve artık böylelikle XX large sorumuzu görebiliriz gençler. Şimdi XX large soruda çok aslına bakarsan yorum gücü yüksek olduğu için buna XX large diye bir yafta yapıştırdım. Eğer sen çözümünü direkt başladığında ilk seferde yaptıysan bu sana kolay gelecektir. Yani sonuç olarak çok kolay bir soru bir başkasına çok zor da gelebilir. Tabii bu benim nazarımda XX large. Bunun da sebebi sorunun çözümünün zorluğu değil. Bunun sebebi yorum gücünün yüksek olması ki hani bunu da biraz siz belirliyorsunuz aslına bakarsanız. Çünkü maalesef ki Türkiye'deki öğrencilerimizin maalesef yorum yeteneği bu anlamda düşük arkadaşlar. Yorum yeteneğinizi yükseltmek için bol miktarda kitap okumalısınız, bol miktarda problem çözmelisiniz, matematiksel terimlerle içli dışlı olmalısınız. Hangi kuralın nereden geldiğini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Hangi kuralın nereden geldiğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Eğer dinleyen beni 11. sınıf öğrencileri varsa 11. sınıf öğrencilerine benim net tavsiyemdir arkadaşlar. Lütfen sizden rica ediyorum. Hangi formül, hangi kural nereden geliyor bunları bilerek çalışın seneye. Artık abilerinizin, ablalarınızın yani sizden 1 yaş, 2 yaş, 3 yaş büyük olan mezun ve 12. sınıfların bunları yapabilmek için çok fazla bir vakti kalmadı ama sizden ricam lütfen yorum gücünüzü geliştirebilmek için hangi formül, hangi kural nereden geliyor bunların çıkış noktalarını lütfen bilin arkadaşlar. Tamam. Şimdi çözelim sorumuzu bakalım. İkinci dereceden Px polinomu her m gerçel sayısı için Pm küçük veya eşittir P5 eşitsizliğini sağlamaktadır. Buna göre 3 tane öncül var, hangileri doğrudur diye soruluyor. Şimdi ben öncelikle şuraya bir çok güzel ustaca bir yorum yapmam gerekiyor. Bu ne demek? Yani çoğu soruda bu tarz bir ifadeyle karşılaşmayız bile. Peki bu ne demek oluyor? Arkadaşlarım ikinci dereceden Px polinomu aslına bakarsan bu polinomu reel sayılarda, gerçel sayılarda bir fonksiyon olarak düşünürsek bu polinom aslına bakarsan bir paraboldür de. Parabol olduğu için de her m gerçel sayısı için Pm yani Fm diyelim biz buna. Fm F5'ten daha küçük veya eşit oluyorsa demek ki benim bu parabolümün kolları aşağı doğru olacak. Bak mesela şu şekilde 5 şurada olsun, tamam mı? Ve 5'te bir maksimum olacak. Böylelikle sevgili arkadaşlarım eğer parabol bu şekilde ise eğer Böylelikle biz neyi elde etmiş oluruz? Aynı zamanda bu 5'in tepe noktasının apsisi olduğunu öğreniriz. Çünkü parabolde biliyorsun ki alınabilecek maksimum değer, kolları aşağı doğru olan bir parabolde alınabilecek en yüksek değer, en çok değer, maksimum değer tepe noktasının da ordinatıdır aynı zamanda. Ve artık sen parabolde hangi apsisli noktayı seçersen seç, gördüğün üzere burada neyden küçük olacaktır? P5'ten daha küçük olacaktır veya eşit olacaktır. Pekala. Şimdi gel gelelim şu kısma. P3 P-1'den daha küçüktür de. Şimdi 3 nerede hocam? Şimdi 3 dediğimiz şey, şurayı da silelim. Bak 3 apsisli nokta burası. Eksi 1 apsisli nokta da burası. P3'e bakıyorsun yukarıda bir yerde pozitif. P-1'e bakıyorsun burada negatif geldi. Yani pozitifliği negatifliği tartışılır. Belki bu parabol hocam şöyledir, yayvan bir hareket yapıyordur. Olabilir, haklısın. Sadece ama sadece burada şunu görmemiz gerekiyor. 3 her halükarda daha yüksekte ve eksi 1'in görüntüsü her halükarda daha aşağıda kalacak. Dolayısıyla P3 P-1'den daima büyüktür. Yani birinci öncülümüz doğru olacaktı. İkinci öncülüme bakıyorum. P0 ile P10 birbirine eşittir diyor. Hemen şunu yapacağız. Mesela bizim şu an rastgele çizdiğimiz parabole göre düşünelim. 0 burada bir kök. Ve bu 0'ın 5'e olan uzaklığı ile 5'in 10'a olan uzaklığı birbirine eşit olduğundan P0'la biliyorsun parabol simetrik bir yapıya sahipti. Demek ki P0'la P10 birbirine eşit olacak. Dolayısıyla burası da doğrudur diyeceğiz. Çünkü 5 bizim için simetri ekseniydi. Üçüncü öncülümüze bakıyoruz. Px polinomunun x eksi n'le bölümünden kalan eğer P5 ise n'nin tek değeri vardır deniliyor. Şimdi öncelikle şunu diyelim. X eksi n'le bölümünden kalan diyor ya, ben burada x gördüğüm yere n yazacağım demektir. Nerede? Polinomda. Yani diyor ki pn eşittir p5 ise diyor. Bunun sadece bir tanecik değeri vardır. Şimdi hocam mantıklı düşün. Mantıklı düşün. Pn eşittir p5 ve bu parabolün simetri ekseni olduğu için parabolün tepe noktasının ordinatı bir tanedir. Ve bunu sağlayan tek bir değer vardır. O da simetri ekseninin apsisidir. Demek ki sevgili arkadaşlarım tepe noktasının apsisidir. Demek ki bunu sağlayan tek bir tane değer var, o da 5 olacak. Bize de zaten n'nin tek değeri vardır demişti. Yani bu öncülümüz de doğru. O halde doğru cevabımız E şıkkında verilmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Şöyle sayfamıza uzaktan bakalım. Sen de bu ücretsiz pdf'i indirip dilersen, bundan sonrakiler için örnek veriyorum, şunu yapabilirsin. Önce kendin çözmeye çalış. Small'dan x large'a kadar. Mesela örnek veriyorum. SML'yi çözdün. X large'a takıldın. Buna bir işaret koy. Ben bu soruyu tipinde takıldım, yapamadım. Bir bak, biraz uğraş. Daha sonrasında benden izle. Hem böylelikle hangi soru tiplerinde takıldığını görme imkanı olur. Hem böyle hani senin düzeyin x large'tır demek istemiyorum. Bunu 5 tane soruyla öğrenemezsin zaten. Bunu ben de ölçemem zaten. Kendin de ölçemezsin. Ama en azından şunu görürsün. Zorluk seviyesi gitgide arttığı için hangi seviyede takıldığını görürsün ve artık buna göre çalışırsın. Eğer x large'a kadar geldiysen bu da şu demek anlamına gelmiyor. Ha tamam güzel, bir daha o zaman hiçbir şekilde dönüp de polinomlara bakmam gerekmiyor da demek olmuyor bu. Ama dediğim gibi buna göre bir en azından kafanda bir fikir oluşturabilir. Evet sevgili arkadaşlarım. Videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda konu sürpriz olsun. Sizlere güzel yine 5 tane soruyla karşınıza çıkacağım. O videoda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıklı kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.